Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda oyundaki mevcut bankaları inceleyeceğiz. Olabildiğince çalışan hepsini topladım. Şu an burada gördükleriniz hepsi aktif olarak çalışıyor ve kullanılabilir durumdalar. Burada 14 tane banker türümüz var. Tabii oyundaki tüm bankalar buradan ibaret değil. Burada illa olmayanlar vardır, gözden kaçanlar vardır veya yenileri çıkabilir. Ben buradakilerin açıklamalarını, incelemelerini yapacağım. Artılarını, eksilerini söyleyeceğim. Hangilerini kullanmalısınız, hangilerini kullanmamalısınız? Hangisinin zafiyeti nedir, eksisi nedir, sorunu nedir, niye kullanmamalısınız gibi bu soruları cevaplayacağım. Ve hangisini önerdiğimi söyleyeceğim. Hemen hızlıca başlayalım. Burada şu an toplamda 14 adet banker var. İlkinden başlayalım. İlki en klasik intihar bankırı. Ya bir eksisi yok, bir zafiyeti yok. Yani tamamen patlatmak zorundasınız bunu almak istiyorsanız. Eksisi olarak ne söyleyebilirsin dersen, yani bunu kullanmak biraz zor, uğraştırıcı, çünkü item taşıma olayı, yani bir Dropbox atmanız lazım veya çatı olayıyla bir sandık yerleştirmeniz lazım. O sandık kırıldığı zaman Dropbox'a mahkum kalıyorsunuz. Yani biraz kullanışsız diyebiliriz buna. Yaşaması çok rahat değil. En az kullandığım bunker diyebilirim. Yani şu son 3-5 yılda taç atlasa 2-3 kere yapmıştırım bunu. O da oyunun ilk gününde ana base'e atamayacaksam malzemeleri güvenli bir yere taşıyayım diye böyle bir şey yapıyorum genelde. Ama işte tek başına 16 roket artık çok bir şey değil, yani adam malzeme olduğunu bilirse 16 roketi basıp gelir. Hemen devam ettiğimiz zaman Stability Bunker'ı görüyoruz. Oyunun en klasik bunkerlarından birisi daha. Bunun olayı şuradaki zemini kırdığınız zaman bunkerımız açılıyor. Ben bu bunkerı hiç sevmiyorum. Yani bir kere bile kullanmadım. Bunun temel sebebi de birincisi şu yüksek zeminler çok sıkıntılı bir durum. İkincisi de buna hilti atabiliyorsunuz. Tabii hilti çok basit bir şekilde engelleyebiliyorsunuz bu şekilde yaptığınız zaman. Ama burada ikinci sorun ortaya doğuyor. Yani mesela ben bu taraftan şunu yaptığım zaman bakın 4-8 oldu. Ama siz bu tarafta mesela yüksek zemin verdiniz diyelim. Bak yüksek zemini verdiğiniz zaman 4-8 yapamıyorsunuz bunu. Adam zemin patladığı zaman direkt içeri girebiliyor. Şöyle gösterelim, bakın açıldı direkt main. Ya bu yüzden yüksek zeminleri sevmiyorum. Bu bunker türü de genelde ihtilenmeye çok açık oluyor. Rocket Raid'de de zafiyet oluşturuyor. Ya zaten bir base yapıyorsanız kesinlikle fakelerden bir şey vermemeye çalışın. Ya 2x1'i bundan dolayı pek sevmiyorum şahsen. Çünkü fake'i illa kullanmak zorundasın. Yani direkt buradan çıkış vermek biraz saçma oluyor. Yer kalmıyor. Biraz kullanışsız kalıyor. Bu bunker bu şekilde pek kullanılmasını önermiyorum ama çok fazla da kullanılıyor. Ya yani böyle yapılan pek çok bunkerda hilteleyerek raidlediğimi biliyorum. Bu yüzden pek sevmiyorum. Buraya geldiğim zaman merdiven bunkerı görüyoruz. Merdiven bunkerı aslında oldukça güçlüydü eskiden. Nerflenmeden önce. Ondan öncesinde şöyle bu taraftan da çıkıyordunuz. Buna bir tane sensör attığınız zaman bu bunker çok işlevsel bir hale geliyordu. Ama şu anki halinde mesela böyle bir hali var bunun. Yani şuraya tek kişi işe yarıyor ama üstünüze biri geldiği zaman buradan içeri girebiliyorsunuz. Hatta bazen böyle yüksekten kendimi bıraktığım zaman ben bile içeriye girdiğimi görebildim. Yani bunun içi pek işlevli bir bunker diyemem. Bazı bunker türlerinde ise bunu biraz daha uzatıyorlar. Farklı şekillere getiriyorlar. Ama her türlü şu zemine ulaşıp bunun kırılma şansı var. Yanıcı roketle falan filan bir şekilde bunu kırabiliyorlar. Oduna basarım derseniz de tabii oduna basmak da bir çözüm. Ama yine bazı videolarda kırılabildiğini gördüm ben bunun. Yani nasıl derseniz base küçük oluyor. Adam yanıcı roket atıyor. Burası da yanmaya başlıyor. Yani biraz uzun sürse de yine bir şekilde kırabiliyorlar. Yani şu an zaten merdiven bunkerı pek işlevsel bir bunker değil. O yüzden bunun pek kullanılmasını önermiyorum. Ben ilk 3 bunkerımızda önerdiğim bir bunker yok. Buraya geldiğim zaman piksel bunkerımızı görüyoruz. Piksel bunker yapılma yöntemi değişmişti. Artık farklı bir yöntemle yapıyoruz. Piksel bunkerın iki türü var. Birincisi böyle yatayda, birincisi de dikeyde olanı var. Yani mesela TC için kullanılanı var. Bunların herhangi bir zafiyeti yok. Bu oldukça mükemmel bir şey. Yani bunu kullanmanızı öneriyorum. Diğerinin zeminde kullanılmasını önermiyorum. Çünkü zeminde kullandığınız zaman yüksek zemin falan uğraşanlar oluyor. Bu yüksek zemin biraz risk oluşturuyor. Yani yüksek zemin bile atmasanız bile zeminde bir yarım duvar falan içine girdiğiniz zaman base'in biraz yapısını bozuyor gibi oluyorsunuz. Bir de zemindeki genelde çok belli oluyor. Bu yüzden zemindekini kullanmanızı önermiyorum. Peki zeminde değil de nerede kullanacağız derseniz, bu zemindeki bunkerı yukarı taşıyabiliyorsunuz, bu piksel bunker olayını bakın bu şekilde. Zeminde en azından hilteleyemiyorlardı. Daha artı zeminde daha kalıcı çözümler bulabiliyoruz derseniz haklısınız, yukarıdaki hiltelenebiliyor. Ama küçük bezlerde
Yani bezinizin yapısına göre genelde bunu pek bulamıyorlar. Yani ben bu bankırı öyle çok sık kullandığımı söyleyemem. Genelde az kişi oynadığımızda kullanıyorum. Ve o zamanlarda pek sıkıntısını, eksisini görmedim. Tabii ki alttan hilitlenebiliyor ama genelde bunu akıl edemiyorlar. Buraya devam ettiğimiz zaman, ya bu arada bunu da kesinlikle öneriyorum. Hem yatayın hem dikeyin oldukça güvenli, hiçbir sıkıntısı yok. Özellikle bu TC için, kilit dolap için yapılan olayı tamamen tertemiz. Bu diğerini ise biraz artık size kalmış. Nasıl kullanmak istediğinize kalmış. Burada çatı bankırlarımızı görüyoruz. Şimdi birincisi bunu böyle odun bırakırsanız şuradan gözüküyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu normale basmanız lazım. Bunu normale bastıktan sonra ise burada yine bir yüksek zemin sorunumuz var ama bu yüksek zemin sorununu bu şekilde kapatarak çözebiliyoruz. Ama bunu çözsek bile buradan patladıkları zaman şu alttakine ulaşabiliyorlar. Bunu da kırdıklarını varsayalım. Şimdi bu noktadan sonra buradaki kapılarınız zırhlı ise ortalama 15 rokete denk gelecek. Hadi 13-14 diyelim çünkü sonuncusu 30 PM civarı bir şey. 14 roket diyelim. Buradaki kapılar zırhlı ise tamam. Ama eğer buradaki kapılarınız garaj kapısı ise sizi zarara sokar. Bu yüzden buradaki bu bankırı kullanacaksanız bu kapıların zırhlı olmasınıza dikkat edin. Tabi buraların da heyke olması lazım. Onları söylemiyorum. Onları tahmin ediyorsunuzdur. Bu şekilde kullanıldığına pek bir eksisi yok diyebiliriz. Buradan şu olaydan dolayı buradan dönmek zorunda kaldığı için main'e doğru buradaki roket zararını çıkartıyorsunuz bir şekilde. Ama burası normal bunker olsa üstüne bir de buradan böyle dönmek zorunda kalacak. Yani öyle de yine bir eksisi oluyor bir noktada. Buradan devam ettiğim zaman hemen yan tarafta bunun bir benzer şekli var. Bunu da illa görmüştürsünüz. Bunda da üstteki şu olayla yapılıyor bunker. Bunda da yine bir zemin olayımız var. Zemini aldıktan sonra buradan şey yapamıyorsunuz. Ama bu zemini kırdıktan sonra üstteki şu şeyi kırabilirsiniz. Yanıcı roket falan filan bir şeyler bulur kırarsınız onu. Ve bu sayede bu bunkeri yine açmış olursunuz. Ama tabii bu noktada pek bir olay yok. Çünkü buradaki garaj kapılarını yine patlatmak zorundasınız. Hani yine 5-10-15 olayına dönüyor. Toplam olarak yine buradaki duvar masrafını karşılasa da sonuç olarak yine burası 2 fake olsa yine bir roket zararınız oluyor toplama bakıldığı zaman. Ben bu 2 bunkerı pek önerdiğimi söyleyemem. Burada devam ettiğimiz zaman roof bunkerımız var ama bu roof bunkerın flant yöntemiyle yapılan hali. Yani şu şekilde geliyorsunuz. Ben şöyle iptal edeyim bunu. Şekilde geldiğiniz zaman şuradan zemin atıyorsunuz. Yani biraz kötü olacak bu zemin çünkü arkamda şey yok ama örnek vermek amacıyla bunun bir tarafı bağlı oluyor, bir tarafı bağlısız. Bir tarafı açıkta kalıyor ve bu şekilde bunker çalışıyor. Onun için zaten bu arada çok küçüktü. Şu an göstermek için çok büyük oldu. Üst tarafı da böyle kapatıyorsunuz. Eksisi olarak eğer bu zemininiz kırılırsa bunu tekrar yapmak biraz uğraştırıcı oluyor. Buna bazı yedekler önlemler almanız gerekiyor. Ne bileyim böyle biraz uzatarak yapamapı vererek buraya tekrar dönerek o zemini yapacak bir yer ayarlamanız gerekiyor. Tabii yanlardan da bu olayı yapabiliyorsunuz yine bir şekilde uğraşarak. Burada devam ettiğimiz zaman buna kesinlikle bir rampa atmayı unutmayın. Bankı açmak için. Rampa yatarken de rampanın bu başlangıç ucu tarafına çatı atabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Diğer taraftan atamazsınız. Devam ettiğimiz zaman hemen burada floor stack olayımız var. Floor stack'te hemen şunu göstermek istiyorum ilk olarak. Bakın burada stability bunker'ımı kullandım. Ama bakın buradaki olayında hiçbir eksisi yok bunun. Bakın ne bir yüksek zemin olayım var. Yani ne de hiltlenebilecek bir yerim var. Açtığım gibi tamamen güvenli bir şekilde floor stack olayını kullanabiliyoruz. Ayrıca floor stack'te çifte banka da yapabilirsiniz. Bakın mesela bir de böyle bir bankırımız var. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman hoş bir bankır kurabiliyorsunuz. Bunun videosunu bulabilirsiniz. Yapımı oldukça basittir. Küçük base'ler için oldukça kullanışlı. Tamamen öneriyorum yani. Stability bunker kullanacaksanız floor stack'le birlikte kullanmanız gerekiyor diyebilirim. Devam ettiğimiz zaman bu klasik roof bunker'ımızın normal hali. 5-4 giderek veya 5-5 giderek yaptığınız olay. Bunun da videosunu her yerde bulabilirsiniz. Ben şu an genelde bunu kullanıyorum. Bundan eve 3 tane yaptığınız zaman böyle zemin kattan. Şunu da zaten ikisini HQ'ya bastığınızda oldukça güvenli oluyor. Yani 2 tane HQ kırmaya kimsenin uğraşacağını zannetmiyorum. Yani illa uğraşan olur da. İşte. Yeterli oluyor yani.
Buralar tabii heykel oluyor. Şunlar da heykel basmak zorundasınız. Bir de bunlar bakın. Şu an açık gözüküyor. Bunu da göstermiş olalım. Bakın açık gözüküyor. Kapattım. Dışarıdan böyle gözükmesi lazım. O içerideki çerçeveleri ona göre ayarlayın. Ayrıca bu zemin çok yüksek olursa şu alttan gözükme şansı da oluyor. Bunu da unutmayın. Devam ettiğim zaman rampasını falan atmak zorundasınız. Buraya devam ettiğimiz zaman terrain bunkerımız var. Ya bunun şu an zemin uygun olmadığı için gösteremiyorum ama bunu illa görmüşsünüz veya direkt YouTube'da Terrain Bunker'ı yarattığınız zaman direkt videolarını rahatça görebilirsiniz. Arazinin yapısı kullanılarak kullanılan bir bunker. Buraya devam ettiğimiz zaman bir roof bunkerımız daha var. Bunun olayı ise bir zemini çok yüksek atıyorsunuz. Bunun yanına da şöyle bir sistem kuruyorsunuz. Bu bunker açmak için şöyle oluyor. Bakın hemen gösterelim. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle şu yüksek zeminin önlemini alın. Bakın böyle karelerle çevirdim ben burayı. Hilti atılmasın diye. Şu anki durumunda bunu tamamen raidlemek zorundalar açmak istiyorlarsa. Bunu genelde multi tease'lerde vesaire kullanıyorlar veya loot gömmek için kullanıyorlar. Ben buna daha önce 2-3 yıl önce denk gelmiştim. Tabii bu oldukça eski bir şey de. 2-3 yıl önce denk geldim de adam bu şeyleri yapmadığı için yani hepsini tek tek hiltileyerek bir dünya loot almıştık adamdan raidlemeden. Buraya devam ettiğimiz zaman ise burada offset bunker'ımızı görüyoruz. Offset bunker'ın yeni hali bu. Bakın böyle bir boşluğumuz var. Bunun videosunu zaten çekmiştim. Hemen önceki video olması lazım veya 1-2 önceki video. Mantığımız oldukça basit. Eski mantıkla çalışıyor. Çatınızı attığım zaman gördüğünüz gibi bunker'ım açılıyor. Bakın. Geri atamıyorum. Çatıyı kırdığım zaman geri atabileceğim. Bildiğimiz offset bunker işte. Yeni haliyle. Devam ettiğim zaman burada farklı bir bunker türümüz var. Bunda yine yüksek zemin kullanıyoruz. Yani bir arazi avantajı kullanmak zorundayız. Şu an burada yine araziden dolayı bu olayı yapamadığım için bunu gösteremiyorum. Ama bunun buraya birleştiğini düşünün. Bakın şu arkadaki 3 kare yöntemiyle yapılan bir olay yine. Bunu hemen şöyle bir gösterelim size. Şunu kırdığınız zaman normalde orası tamamen ayrı gözüküyor. Burada bir offset bunker mantığı var yine. Yani diğer tarafa da eşit oldu. Bakın burada da zemin var aslında. Bu da şu bunkerla tamamen aynı aslında. Şununla tamamen aynı. Yani ne farkı var derseniz bu kare zemin olarak, kare olarak kullanmak için yapıyorlar bunu. Yani alanı daha geniş tutmak için yapıyorlar. Diğerinden tek farkı bu. Yine bunun üstüne garanti almak zorundasınız bunker'ı da. En son olarak ise otomat bunker'ımız var. Otomat bunker eskisi kadar güçlü değil. Çünkü otomat bunker nerflendi. Bu otomatlar eskiden kırıldığı zaman direkt tüm loot'u yok oluyordu. Direkt bunu hiltilemek zorundaydınız. Arkasındakini veya patlatmak zorundaydınız. Şu an ise kırıldığı zaman yüzde yarısını mı veriyor? %70'ini mi veriyor? Tam hatırlamıyorum. Ama belli bir oranda loot'u size geri veriyor. Tamamını silmiyor. Bu yüzden eskisi kadar kullanılmıyor. Evet, bankalarımız bu kadardı. Şimdi hızlıca bir göz atmak gerekirse hangilerini önerdiğimi sorarsanız. Interbanker'ı bankırı biraz size kalmış. Buna hiçbir şey demiyorum. Sıkılmazsanız benim için ölmek doğmak sorun değil vesaire diyorsanız kullanabilirsiniz. Herhangi bir eksisi yok. Stability Bunker'ı kullanmak istiyorsanız bunu Floor Stack ile kullanın. Şuradaki yöntemle kullanın. Yan tarafa geldiğim zaman Merdiven Bunker pek önermiyorum. Biraz bildiğim kadarıyla zafiyetleri bazı sorunları var. Eskisi kadar güçlü değil. Zaten pek de denk gelmiyorum. Bunu kullanan çok nadir denk geliyorum. Pixel Bunker'ımız var. Bunu kesinlikle öneriyorum. Kullanın, kullanabiliyorsanız. Özellikle TC için çok güçlü. Yani devam ettiğimiz zaman bu ikisi de aynı mantık. Roof Bunker. Bu ikisini de aslında önerdiğimi söyleyemem. Ama başlangıç aşaması için tabii ki kullanılabilir. Devam ettiğimiz zaman Friend Bunker'ımızı görüyoruz. Friend Roof Bunker. Bunu kullanırken dikkat etmeniz gereken şey şu zemin kırıldığı zaman bakın böyle kalıyor. Ya şu olmadığını düşünelim. Bu zemini geri atabilecek bir desteğimiz yok. O yüzden çok zor bir durumda kalıyoruz. Bunu az önceki yaptığım gibi şöyle bir önlem alırsanız sorun çözülür. Burada Floor Stack. Ya küçük base'ler için birebir kesinlikle kullanın. Her açıdan çok önemli. Hem çatıdan raidleme olayını çok yavaşlatır. Hem kendi içinde hem Stability Bunker'ı kullanmayı çok güçlü hale getiriyor. Eksi zafiyetsiz hale getiriyor. Hem de kendi bir bunker mevcut. Şöyle mesela şuradan verdiğim zaman tekrardan gösterelim.
Bunu kırdığım zaman bankır açılıyor. Devam ettiğimiz zaman klasik ruf bankırımız. Bu çok eski bir bankır türü. Şu an açıkçası bence en güçlüsü, en iyisi, en önemlisi birisi diyebilirim. Bunu da öneriyorum. Şahsen ben bunu kullanıyorum şu an. Her zemin katıma bundan 3-4 tane attığım zaman çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum oyundan. Yani bundan 3 tane attığın zaman her birine 16 roket gömmek zorunda. 48 roketi varsa ne mutlu adama. Bu terrain bankırımız. Bu biraz araziye bağımlı olduğu için size kalmış. Pek önerdiğimi söyleyemem. Bu bankırı multiler için güzel aslında. Yani loot gömmek için falan da yapılabilir. Bunu tamamen heykel bastığınız zaman. Bunun şöyle bir hali de var bu arada. Onu da göstereyim. Böyle çatıda atıyorlar buna. Şöyle kapatılması da var. Ne farkı var? Galiba masraf farkı var diye biliyorum. Evet. Yarım duvarla kapattığınız zaman duvar masrafı alıyor. Bunda 13 HQ alıyormuş. Yani masraf farkı var böyle çatıyla kapattığınız zaman. Zafiyet oluşturuyor mu? Şunlar kırılıyor mudur? Ha, birini kırsa ne oluyor? Direkt bir taraf gidiyor. Bu konuda bir şey denemeyeceğim. Şu an denemekle de uğraşmak istemiyorum. Offset Bunker'ın yeni halini... Ya, Offset Bunker'ın biraz dönemini bitirdiler. Artık çok stabil, kolayca kullanılamıyor. Yapılması da uğraştırıcı. Buraya devam ettiğimiz zaman şuradaki bankırın, Offset Bankırın yeni yapmış şekliyle oluşturulmuş bir halini görüyoruz. Bundaki tek olay burayı tek bir tam bir kara zemin haline getirmek. Bakın burada biraz karenin yarısını veriyorsunuz. Ama burada tamamını kullanabiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman otomat bankırımız var. Bu aynı şekilde roof bank şey TC gizlemek için de kullanılıyor. Yani şöyle kapı atıyorlar buna. Arkaya TC koyuyorlar, yandan bakıyorlar. Onun için de işlevli. Evet, genel olarak bu kadar. 14 tane bunker inceledik. Önerdiklerimi söyledim. Genel fikrimi söyledim. Build hakkında genel bir son bir bilgi vermek gerekirse, fake'lerinizden herhangi bir şekilde çıkış vermeyin. Mesela 2x1 ben bu yüzden sevmem. İlla bir fake kullanmak zorundasın. 2x2 kullanıyorsanız bu şekilde çıkışlar vermeyin. Yine buradan çıkış vermeye çalışın. Yani sırf şuranın normal bile olması kapı döndürerek aynı masrafı denk getirebilirsiniz. Yüksek zeminleri pek önermiyorum. Hiltlenerek sizi zarara uğratabilir. Yani şurada bir yüksek zemin olsa direkt bir duvar zarar ediyorsunuz. Ve evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.